Merhaba arkadaşlar. Şimdi sizlere çok pratik bir bilgi vereceğim. Tuvallerinizle ilgili ezilme ya da böyle bir sarkma olduğu zaman bunu nasıl düzelteceğinizi göstereceğim. Ya da evlerde kazaaleyin üzerine işte eşya meşya geldiği zaman ya da zamanla böyle bir çöp olduğu zaman bunu nasıl gergin haline getireceğimizi, yani eldeki imkanlarla tuval pensesi falan elimizde yok diyelim. En kısa yoldan bunu nasıl yaparız? Bununla ilgili pratik bilgi vereceğim sizlere. Öncelikle tuvalimizi şöyle bir açalım. Merak etmişsinizdir. Bunu neden böyle düzgün bir şekilde çıkardığımı, naylonun. Bunun sebebi var arkadaşlar. Ben tuvallerim üzerindeki naylonu paletin üzerine bu şekilde kapatıyorum. Altlardan da bantlıyorum. Bu şekilde. Yani bir nevi yüz geçiriyorum. Üzerine boyaları koyduktan sonra, kullandıktan sonra da bunu çıkarıp atıyorum. Böylece palet temizliği olmamış oluyor. Bu bilgiyi de size bu arada vermiş oldum. Evet, bunu da başka bir resim yaparken kullanırız. Evet, oradan da görülüyor. Tuvalimizin buralarında sarkmalar var. Hatta kasnakta da yamulma var. Bunu ileride üzerine buraları nemlendirdikten sonra ağırlık koyarak düzelebilir diye düşünüyorum. Ama öncelikle bizim şeyimiz resim yaparken şunun bize sıkıntı yapmaması için gerginleştirmemiz. Hemen şunu atalım. Yani çok da ağım şağım bir tuval değil arkadaşlar bu. Çok ekonomik, öğrencişi bir tuval. Ama biz bunu elimizden geldiğince güzelleştireceğiz. Tamam mı? Evet, başlayalım. Şimdi ne yapalım? Bize ne lazım? Bir tane zımba makinesi. Bir tane ucu böyle ince olan bir tornavida, düz tornavida. Kontrol kalemi de olur. Ben zaten kontrol kalemi kullanıyorum. Bir tane de pense lazım. Tamam arkadaşlar. Şimdi şunları gösterelim önce. Bana lazım olan bunlar. Şuradan ve şuradan zımbaları çıkaracağız arkadaşlar. Tamam mı? Bir yandan bir de üst taraftan. Diğerleri kalacak. Başlayalım. Tornavidayı ince istememin nedeni şuraya girmesiydi. Evet. Bu şekilde tornavidamızın uç kısmıyla bir sağ kenardan bir sol kenardan zımbalarımızı evet arkadaşlar, zımbalarımızın telini yukarı doğru çıkardıktan sonra artık sökmeye başlayalım.
Tam ortadan tuttuğunuz zaman bu şekilde. Gördüğünüz gibi çok kolay bir şekilde çıkıyor. Evet arkadaşlar, gördüğünüz gibi tuvalimizin üst bir de yan tarafını, şurayı aldık ve buradan gerginleştireceğiz ve zımbalayacağız. Evet, şimdilik evet, şu zımbal olan yerden devam edeceğim arkadaşlar. Bak, önceden burayı zımbalamışlar, burayı açmadım, buradan devam edeceğim. Nasıl çekeceğim biliyor musun? Hafiften yukarı çekeceğim. Bir de sola doğru. Yani zımbasız yere doğru çekeceğim. Gerginleştireceğim ve zımbayı vuracağım. Başlayalım arkadaşlar. İlk zımbamızı vuralım. Hafif çapraz. Evet. Arkadaşlar gördüğünüz gibi tuvalimiz resim yapmaya uygun hale geldi. Gayet gergin bir şekilde oldu. Bu şekilde tuvallerinizi bu şekilde yaparak tuvallerinizi kullanabilirsiniz. Diğer sarkmış şekilde kullanmanız, resim yapmanız zor. Yaparsınız ama keyifli olmaz yani. Bu sizlere bir pratik yöntem. Tuval pensem yok benim. Bir tane benim şeyim var. Böyle zımba makinesi var. Dediğim gibi bir tane pense. Bir de ucu bu şekilde düz olan tornavida. İşinizi rahatlıkla görür. Şimdilik bu video bu kadar arkadaşlar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın.